Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Astana'ya ziyaretini Türk Soylu İpek Yolu programına değerlendirdi. Güzel bir tablo, güzel bir şölen yaşadık Sayın Bakanım. Biraz önce TİKA'daydınız, şimdi Yunus Emre Kültür Merkezi'ndesiniz. Ve Türk Soy'un düzenlemiş olduğu dünkü etkinliklere de katıldınız. Genel bir değerlendirme istiyorum Sayın Bakanım. Neler söyleyeceksiniz? Son derece güzel etkinlikler oldu. İlk defa biz Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerini Astana'da gerçekleştirdik. Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan çok sayıda, hatta Rusya işlerindeki cumhuriyetlerden çok sayıda arkadaşlarımız, sanatçılarımız gelmişti. Bizim için gerçek anlamda bir toy oldu, bir şölen oldu. Bugün de TİKA'nın çalışmalarını dinledim arkadaşlarımızdan. Yunus Emre'deki çalışmalarımızı dinledik ve buradaki genç kardeşlerimizin hem Kazak müziği hem Türk müziği konusunda yaptıkları çalışmalardan çok güzel örnekler görebildik. Arkadaşlarımın emeğine çok teşekkür ediyorum. Gelecek yılda bütün bu arkadaşlarımızı, dostlarımızı inşallah Eskişehir'de ağırlayacağız. Türk dünyası artık eskisinden çok daha yakından birbirini tanımaya, tanışıp kardeş olmaya ve işi kolay kılmaya başlıyor inşallah. Yunus Emre'nin söylediği gibi. Bütün kurumlarımız faaliyette Sayın Bakanım. Orta Asya'nın pek çok yerinde. Koordinasyon size göre nasıl, daha neler yapılabilir? Sadece Orta Asya'da değil, biz Orta Avrupa'da da, Ön Asya'da da birçok yerde artık Yunus Emre Kültür Merkezleri ile çok geniş ve yaygın etkinlikler yapıyoruz. Tabii TİKA'nın çalışmaları da var bu çerçevede. Yunus Emre Kültür Merkezlerimiz şu anda sanıyorum 22'ye ulaştı ki bu yıl içinde Moskova'yı, Berlin'i, Paris'i de açacağız ve 25'in üzerine çıkacağız. Tabii sadece bir dil kursu değil, bütün bu kültür yaşamımızın ürünlerinin sergilendiği karşılıklı kültür alışverişi merkezi haline gelen gerçek kültür merkezleri olması gerekiyor Yunus Emre'lerin. Yakın başladık, kısa bir süre önce başladık ama hızlı yol alıyoruz. Bunun da büyük bir ihtiyacı karşıladığını, giderdiğini düşünüyorum. Çalışan bütün arkadaşlarımın emeğine çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, ortak dil, ortak alfabe konusunda siz neler düşünüyorsunuz? Bildiğim kadarıyla rahmetli Cengiz Aytmatov, rahmetli Bahtiyar Vahapzade bu konuda Türkçenin, Türkiye Türkçesinin esas alınarak ortak bir alfabe üzerinde yoğunlaşmak gerektiğini söylemişlerdi. Siz neler söyleyeceksiniz? Dün Kültür Bakanı arkadaşlarımızla da bu konuyu konuştuk. Tabii ortak dil, ortak alfabe konusunun 100 yıl kadar eskiye giden bir serüveni var. Örneğin Azerbaycan önce Latin alfabesine başlamıştı. Sonra Kiril alfabesine geri dönmek zorunda kaldı. Şimdi tekrar Latin alfabesine döndü. Biz de Arap alfabesinden Latin alfabesine 20. yüzyılın başlarında geçebildik ancak. Bu coğrafyada da yüzyıllık bir gecikme var Latin alfabesine geçmek konusunda. Bir vadede ben yani Türk coğrafyasının tamamında aynı alfabeyi kullanabileceğimiz ve aynı dili konuşmak konusunda kendimizi geliştirebileceğimizi düşünüyorum. İşte iki günden beri buradayız. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte birçok Türkiye'de kullandığımız birçok sözcüğün, kelimenin köklerinin bu topraklarda bulunduğunu büyük bir sevinçle, büyük bir kıvançla, bu sevinç ve kıvanç sözlerinin de Kazakistan'da kullanıldığını böylece öğrenmiş olduk. Hepimiz görüyoruz ama araya girmiş bulunan kültürel kopukluklar var. Rejim farklılıklarından kaynaklanan ve bir miktar da kasıtlı olarak bu coğrafyanın birbirinden uzaklaşmasını dayatan bir takım kopukluklar var. Onların zaman içinde giderileceğini düşünüyorum. Ortak alfabe konusunda belki Türkiye'nin de kendi alfabesini bir miktar elden geçirmesi gerekecek. Ama biz Kazakistan'dan Hazar Denizi'ne, Adriyatik'e kadar Türkçe konuşan topluluklar aynı alfabeyi kullandığımız zaman dilimiz ve kültürümüz çok daha kolaylıkla birbiriyle irtibat kurabilecek ki gerçekten çok büyük bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani Kazakistan'dayız şu anda. Biraz zorlarsak birbirimizi sokakta anlayacak durumdayız. Bu iş Türkmenistan'da daha kolay, Azerbaycan'da çok kolay. Buradan Balkanlara kadar geçtiğiniz zaman Kosova'da ya da Bosna Hersek'te de aynı şekilde birbirini anlayan Türk toplulukları bulabiliyorsunuz. Şimdi Türk Soy büyük bir eksikliği gideriyor. Türk Soy 20 yıla yakın süredir bu alanda çalışıyor. Yunus Emre bunun altyapısını kolaylaştıracak olan yeni bir mekanizma oldu. Eksiklerimizi, geride bıraktığımız 100 yıl içindeki yaşadığımız sorunların yarattığı eksiklerimizi ve kopukluklarımızı gidermeye çalışıyoruz. Türk dünyasında barış temeli üzerinde kaynaklanan, milletlerin siyasi yaşamlarına müdahale etmeyen, iç siyasete müdahale etmeyen, barış temeli üzerinde yaşanan, yükselen bir kültür dayanışması ve kardeşliği kurmaya çalışıyoruz. Hepimize kolay gelsin.